evvela AVM sayısındaki son 20 yıllık artıştan bahsederek başlayalım. 2002 yılında 14 adet AVM varmış Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin verilerine göre. Sadece 14 adet. Zaten bu 14 adet AVM'nin de yarısı İstanbul'daymış. Fakat geçtiğimiz 20 yıl boyunca AVM sayısı deyim yerindeyse pıtrak gibi çoğalıyor. Çekirge gibi her yerde AVM'ler görüyoruz ve bugün AVM sayısı 447. Yani 14'ten 447'ye çıkmış AVM sayısı. O halde şunu söylemek yanlış olmaz. Demek ki AVM yatırımı son 20 yılda son derece karlı bir yatırımmış. AVM yatırımı yapanlar para kazanmışlar ki yeni yatırımcılar da AVM açmışlar. Hatta o kadar ki memleketin sayılı sanayicileri sanayi işlerinden getirilen parayı gitmişler AVM yatırımlarına harcamışlar. O halde bir AVM nasıl kurulur sorusuna cevap vermek gerekir ki bugünkü vaziyeti daha iyi kavrayalım. Çünkü bugünkü vaziyette söz konusu 447 AVM'nin yaklaşık 70 kadarı, bu yine alışveriş merkezleri ve yatırımcıları derneği başkanının verilerine göre söylüyorum. 447 AVM'nin 70 kadarı artık bankaların eline geçmiş durumda. Peki tıklım tıklım AVM'ler niye teker teker bankaların eline geçiyor? Madem geçmişte bu kadar güzel para getiren bir şeydi bu, neden şu anda AVM'ler bir kriz yaşıyor? Üstelik AVM'lere baktığımız zaman da bir kriz yaşamadıklarına ilişkin bir görüntü karşımızda. Çünkü gerçekten kalabalıklar. Bu haliyle bir AVM'nin nasıl kurulduğunu ifade etmek gerekir. Genellikle AVM'ler hepsi neredeyse aynı finansman modeliyle kuruluyor. Bir AVM kurmayı, bir AVM yapmayı kafanıza koyduğunuz takdirde ilk etapta inşaat için izin almanız gerekir. Birinci adım budur. İnşaat için izni nereden alacaksınız? İlçe, il belediyesi, imar komisyonlarından veya Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Yani birisi olmazsa diğeri olabilir. Bu esnada çeşitli avantalar dağıtmanız lazım. Bu sizin yatırım maliyetinize bir ilavedir. Yani rüşvet bu işin olmazsa olmazıdır. Eğer ki il belediyesindeki imar komisyonu rüşveti kabul etmezse Şehircilik Bakanlığı'na gidersiniz. Şehircilik Bakanlığı kabul etmezse ilçe komisyonuna gidersiniz. Yani avanta dağıtmayı göze aldığınız takdirde siz bir şekilde kentin merkezine lüks bir AVM yapmak için izin alırsınız. Birinci adımı geride bıraktınız, izni aldınız. Peki şimdi ikinci adımda ne yapacaksınız? Söz konusu bu yatırımın finansmanını aramaya başlayacaksınız ve bunun için bankaların yolunu tutacaksınız. Bankaların yolunu tuttuktan sonra bir kredi aracılığıyla bu krediyi ikna edemezseniz eğer yine avanta dağıtabilirsiniz, özellikle kamu bankaları eliyle. Bunun ardından finansmanı buldunuz ve bu finansmanı bir taşeron müteahhite verdiniz ve taşeron müteahhit işe başladı, inşaata başladı. Şimdi kentin merkezinde bir AVM yükselmeye başladı. Şimdi geldik üçüncü adıma. Üçüncü adım, finansmanı buldunuz. İyi de bunlar size hibe diye vermediler bunu. Bir faizli, vadeli bir kredi olarak çektiniz. Bu krediyi nasıl ödeyeceksiniz? Orada da söz konusu AVM finansman modelinde de usul son derece yaygın. Yani genel olarak böyle işliyor. Söz AVM'yi diktiniz ya, AVM'nin içinde bir dolu dükkan var ya, bu dükkanların kiralarını krediye tahsis ediyorsunuz. Yani topladığınız kiraları bankaya kredi ödemek için yatırıyorsunuz. Ya da doğrudan tahsis de edebilirsiniz. Yani kiraları doğrudan kredi geri ödemesi olarak tahsis edebilirsiniz. Şimdi söz konusu bundan sonra şimdi detaylara geçelim. 2000'li yıllar ve 2010'lu yıllar boyunca kurulan pıtrak gibi büyüyen AVM'lerin finansmanının %80'i döviz cinsinden kredilerdi. Çünkü döviz cinsinden kredinin faizi daha düşüktü. Daha düşük olmakla beraber döviz de istikrarlıydı. O yüzden iş dünyası döviz cinsinden kredi çekmekten imtina etmiyordu. Bankalar da böyle kredileri vermekten çekinmiyorlardı geçmişte. Çünkü istikrarlı bir döviz kuru artı düşük faiz imkanı vardı. Fakat krediler döviz cinsinden olunca AVM'lerin içindeki dükkanların kiraları da dövize endeksliydi. Böylece aslında AVM yatırımcıları için her şey gerçek olamayacak kadar güzeldi. Çünkü dövize endeksli kiralarla dövize endeksli kredilerini ödüyorlar, hiçbir sorun çıkmıyordu. Fakat her şey 2014'ten itibaren döviz kurunun yükselmesiyle beraber bozulmaya başladı. Çünkü döviz kurunun yükselmesiyle beraber kiralar döviz endeksli olduğu için artmaya başladı.
dükkan sahipleriyle AVM sahipleri arasında bir çatışma meydana geldi. Bu çatışma esnasında AVM sahipleri yer yer dükkan sahiplerinden kira toplayamaz oldular. Çünkü yükselen kiraları ödeyemeyen dükkan sahipleri oldu. Bu noktada küresel markalar biraz daha avantajlı olduğu için pazarı daha çok ele geçirdi. Yerli markalar veya daha küçük ölçekli dükkanlar AVM'lerden ayrılmaya başladı, çekilmeye başladı. Derken 2018'den sonraki bu liralaşma adımı AVM'lerin finansmanını çok zorladı. Neden? Çünkü daha önce döviz cinsinden giderleri vardı. Fakat buna karşılık döviz cinsinden de gelirleri olduğu için sorun yaşamıyorlardı. Fakat yeni durumda 2018'den itibaren döviz cinsinden giderleri var. Fakat hükümet gelirlerini TL'ye dönüştürdü. Hal böyle olunca döviz de yükselmeye devam edince gelirler giderleri karşılamaz oldu. Böylece AVM'lerin önemli bir kısmının nakit dengesi zorlanmaya başladı. Kredilerini ödeyememeye başladılar. Fakat çok şükür ki, yani orada çok şükür ki AVM sahipleri adına söylüyorum, hükümet faizi sert şekilde düşürerek döviz kurunu da rezerv aracılığıyla kontrol etmeye çabalayarak aslında AVM yatırımlarını yüzdürmeye başlamış oldu. Neden? Çünkü %70-%80 enflasyon oranı olan bir memlekette %15-16'lık faiz oranlarıyla borçlanabildi AVM sahipleri. Böylece dövize endeksli kiradan vazgeçilmesi sonucu ortaya çıkan nakit dengesizliğini düşük faizli kredilerle örtebildiler. Bu aslında bir nevi yüzdürme operasyonuydu. Yani işlerin kötü gittiği belli ama en azından düşük faiz ortamında nakit dengelerini toparlayabildiler. Fakat 2020 ve 2021 yıllarında pandeminin başlamasıyla beraber AVM yatırımlarının geleceği de daha sık, sadece Türkiye'de değil dünyada da daha sık tartışılmaya başladı. Çünkü pandemiyle beraber e-ticaret çok ciddi şekilde gelişti. Hepimiz farkındayız. Türkiye'de de artık perakende ticaretin önemli bir çoğunluğu e-ticaret üzerinden yapılıyor. Oran vermek gerekirse pandemiden önce toplam ticaret hacminin %6'sı kadarı e-ticaretken şimdi %14'ü kadarı e-ticaret olmuş. Sadece bir yıldaki değişme %6'dan %14'e çıkmış. E-ticaretin böyle gelişmesi perakende de AVM'lerin topunu taca atıyordu aslında. Yani çok zorlu bir şeydi AVM'ler için. Ama yine de düşük faiz ortamında AVM sahipleri nakit dengelerini koruyarak ilerleyebiliyorlardı. Fakat Mayıs ayından itibaren, yani seçimlerden sonra faizlerin sert şekilde arttırılması AVM sahipleri daha önce 2018'de dövizden TL'ye geçilirken, kiraları dövizden TL'ye geçirirken yaşadıkları nakit sıkıntısını yeniden ortaya koymuş oldu. Çünkü bundan bir sene önce, iki sene önce, üç sene önce %80 enflasyon oranında %15 faizle borçlanan bu kesimler şimdi bu borçlarını yapılandırmaya kalktıkları zaman daha önce %15'le çektikleri faizi şimdi %50 ile %55 ile yapılandırabiliyorlar. Hatta bazıları bankalardan red yiyerek dönüyor, borçlarını yapılandıramıyorlar. İşte bu aşamadayken ne oluyor? AVM sahibi diyor ki bu iş benim için artık karlı bir iş olmaktan çıktı. Borcumu ödeyemiyorum. Dolayısıyla ne yapacağız? Borcumu ödeyemiyorsan bunun iki yolu var. Ödeyemiyorum, al kardeşim banka sen işlet. Yani doğrudan aslında bu zamana kadarki yatırımı bankaya teslim eden bir anlayış söz konusu. Yaklaşık 447 AVM'nin 70'i böyle yapmış durumdan itibariyle. Yani bankalara tümüyle bankaya devretmiş yükümlülüklerini. Alacağım da senin, yükümlülüğün de senin demiş. Bankanın olmuş artık sermaye. Ya da işte son örneğinde Hollandalı Multi Development adlı şirketin 9 AVM'de yaptığı gibi konkordato ilan edebilir. Yani ödeyemiyorum, yani nakit dengem komple bozuldu, ödeyemiyorum ama ödeme iradesine sahibim. Bana biraz mühlet verin diyerek mahkemeden talepte bulunur. Mahkemede son işte Hollandalı şirkete 3 aylık bir konkordato izni vermiş. 3 ay boyunca bu şirket borçlarını ödemeyecek ve nakit dengesini toparlamaya çalışacak. Fakat an itibariyle bizim önümüzde duran bir başka hakikat var. Faizler böyle yüksek devam ederse, başka kısıtlarla da ilgili tabii ama faizler böyle yüksek devam ederse AVM yatırımcılığı giderek daha zorlu hale geliyor. Yani eskisi kadar kolay değil. Nitekim artık AVM arzı artık artmıyor. Yani yeni AVM'ler yapılmıyor. Eskiden çünkü çok güzel para kazanılıyordu bu işten. Şimdi artık o kadar para kazanılmıyor. Bana kalırsa artık Türkiye'nin önündeki önemli sorulardan bir tanesi
toplam kiralanabilir alanı 14 milyon metrekareye ulaşmış. Bu çok devasa bir büyüklük. 14 milyon metrekareye ulaşmış Türkiye'deki 447 AVM ne olacak? Çünkü belli ki 15 sene sonra, 20 sene sonra, belki 10 sene sonra bu 447 AVM'nin belki yarısını, belki %70'ini, belki %30'unu bilemiyorum ama bir biçimiyle, bir büyüklüğünü artık AVM olarak kullanmayacağız. Kentlerimizin orta yerinde duran devasa büyüklükteki bu söz konusu binalar işlevsiz hale gelecekler. Amerika'da örneklerini görüyoruz. Bu binalar kimisi müze yapılıyor, kimisi eğlence merkezi yapılıyor, kimisi opera salonu yapılıyor. Ama Türkiye'nin de artık önündeki bir gündemdir bu. Bu kadar büyük binaları, kentlerdeki bu kadar büyük binaları bu zamana kadar alışveriş için kullandık. Acaba bundan sonra ne için kullanacağız, ne için kullanmalıyız? Bu soru Türkiye'nin yakın zamanda gündeminde olacak.